Kıymetli milletvekilim, değerli parti meclisiyem, çok değerli belediye başkanım, amatör spor kulüpleri konfederasyonu başkanı, çok değerli siyasi parti ilçe başkanlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve diğer siyasi partilerin temsilcileri, beraber görev yaptığımız ve çok güzel hizmetlerinin Silivri'de olduğunu bildiğim çok değerli önceki dönem belediye başkanı Sayın Özcan Işıklar, grup başkan vekilimiz, muhtarlarımız ve Silivri'nin çok güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, biraz da sıcağın altında bekleyen güzel sporcu kardeşlerim, gençlerimiz, çocuklarımız ve de bugünün en anlamlı anı bence burada bir sporcuyu anıyor olmamız, Müjdat Gürsu'yu anıyor olmamız. Rahmetli Müjdat Gürsu'ya bir iki kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Güzel ailesine de sabır diliyorum. Bütün Silivri'ye sabır diliyorum yine. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bu güzel stadyumun açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızdı. 102. yılını hep beraber kutladık. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı hissedilerek kutlanmalı. Bunun için herkes mutlaka elinden geleni yapmalı. Dünyada bazı şeylerin sadece bize ait olduğunu asla unutmamalıyız. Atatürk'ün ne kadar değerli bir anlayışla, geleceği gören bir zihinle ülkenin de geleceğini emanet etmekte çocukları ve gençleri nasıl öncelediğine de iz bırakan milli bayramlarımız olan 23 Nisan ve 19 Mayıs'ı ona hak ettiği değeri vererek kutlanması konusunda herkes üzerine düşeni yapmalı. Ben bu konuda konuşmayı ve rahatsızlığımı dile getirmeyi kendimi mecbur kılıyorum. Çünkü ben o bayramları doya doya yaşadım. Ben o bayramları hissederek, damarlarında hissederek, bana büyük heyecan katarak, milli birlik ve beraberliğimizi bana hissettiren bayramlar olarak yaşayarak aynı şeyi başta kendi çocuklarıma ve bu ülkenin bütün çocuklarına, gençlerine sunulması gerektiği için dile getiriyorum. Dolayısıyla dün bayramı idrak ettik, doğrudur. Beraber kutladık, doğrudur. Pandemi koşulları vardır, doğrudur. Ama buna rağmen kutlanmanın önemi, biçimi, hazırlanışı ve hissettirilmesi konusunda mutlak yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ve bu konuda bir şekilde bayramları sanki köşeye sıkıştırılmış bir detay gibi görmenin de artık son bulması gerektiğini burada tekrarlamak istiyorum. Bizim bayramımız. Yani dünyada çocuklara ve gençlere emanet edilmiş başka hiçbir ülkenin bayramı yok. Ne güzel bir şey değil mi? Muazzam bir şey. Niye? Çünkü başka ülkelerde başka bir Mustafa Kemal Atatürk de yoktu onun için. Dolayısıyla kutlamanın ve bu gençliğin kendini hissettiği ve hissettirdiği haftanın da bir gereği olarak burada çok güzel finale erişmiş olan stadın açılışında bir aradayız. İlk geldiğimizde gördüğümüz o sıkıntılı halini iyi biliyorum. Ve özellikle Silivri'deki bütün dostlarımızın da bu konuda aynı fikirde olup buranın bir an önce yapılması ile ilgili çabasını da biliyorum. Ya oraya basma. Hem
ilçe belediye başkanımızın Volkan Bey'in hem siyasi parti ilçe başkanlarımızın ısrarla buranın yapılması gerekir sürecini biliyorum. Volkan Bey güzel bir şey hatırlattı. Doğru, buranın da bakanlığa devriyle ilgili süreci söylediğinde hayır, bizim hem gücümüz buna yeter hem de burası bizim yerimiz. Burayı en güzel şekilde profesyonel maçların yapılacağı tüm nizami koşulları, fiziksel koşulları sağlayan bir biçimde yapacağımızı dile getirdim. Hızlı bir biçimde de yaptık. Onunla da kalmadık. Yan tarafta ilave tesislerin olduğu alanda çok bakımsız, kötü durumda olan tenis kortları olsun, diğer sahaların, halı sahaların olduğu yerinde yeniden sıkı bir komplekse, özellikle içinde fitness alanının olduğu ve toplumsal sağlığı da içine katan bir biçimde toparlanmasını, talimatını vermiştik. Şimdi buraya girdiğimizde arkadaşlarımın oranında inşallah Ekim ayına yetişeceği konusunda bana taahhütte bulundular. Allah'tan bir aksilik olmaz ise umut ediyoruz ki orayı da bitirdiğimizde sadece bu tesislerle aslında biz 25 milyon liraya aşan bir yatırımı bir yılın içerisinde Silivri'de yerine getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla şunu da ifade edelim. Ama spor, ama kültür, ama altyapı, ama üst yapı, ama sosyal konut, ama depremle mücadele. Ne olursa olsun Silivri'den Sultanbeyli'ye kadar, Sarıyer'den Pendik'e, Tuzla'ya kadar her ilçemize eşit davranan ve günün sonunda bir ilçeyi hangi siyasi parti ilçe başkanı, belediye başkanı yönetiyor ya da bizdendir, oradandır bakmaksızın hizmete eşit bir biçimde İstanbul'a dağıtmanın sorumluluğunu göreceksiniz. Bu 5 yılda sonuna kadar taşıyacağım. Ben bunun tersini yaşadım. Yaşadım. Yani bir ilçede bir belediye başkanı o partiden ise hizmetin nasıl getirilmediğini yaşadım. Allah şahit. Orada yaşayan ilçedeki hemşerilerim de şahit. Ne yazık ki. Hani ne yazık ki göz göre göre. Yani bunu yüzümüze baka baka söyleyenleri ben yaşadım. Böyle bir şey yaşatır mıyım bir belediye başkanım? Asla yaşatmam. Halk seçmiştir. Görevini yapacak. Aynı beni seçtiği gibi. Ben de görevimi yapacağım. Yani bu ülkede siyasetin ve siyasi partilerin bu kadar önde tutulduğu bir dönemin bütün kusurlarını bertaraf etmek zorundayız. Bakın, burada bir hizmet yapıyoruz. Kimin parasıyla? İstanbul halkın. Buna bilmem ne partisi hizmeti diyebilir miyiz? Denmez. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Partinin parası yoktur o işin içinde. O iş içinde milletin parası vardır. Milletin vergisi vardır. Ben de onu en iyi şekilde kullanmakla mesul bir belediye başkanıyım. Yani gelip de buna şu partinin projesi diyebilir miyim? Diyemem. Onun için ben burada halkın emanet ettiği, şehremin seçtiği bir Ekrem İmamoğlu olarak ekibiyle, yöneticileriyle beraber Silivri halkının da hakkı olan hizmeti Silivri'ye getiriyoruz. Bunu diğer bütün ilçelere de götüreceğiz. Bütün ilçelere de. Kıymetli amatör sporun başındaki dostum Ali Bey de buradan ifade etti. Spor önemlidir, birleştiricidir, çimentodur. Haklı. Sporun, bırakın partisini, şuyunu buyun, sporun milleti olmaz. Spor dünyada da birleştirir. Spor gibi, sanat gibi, müzik gibi insanları bir araya getiren,
bu unsurların yakıştığı bir biçimde yapmalıyız. Kucaklayıcı bir biçimde yapmalıyız. Ve gençlerimizin ve çocuklarımızın iyi yetişeceği alanları var etmeliyiz. Sadece futbol değil, sporun bütün branşlarına dair. İki söz. Volkan Başkan da ifade etti, sözünün arasında geçirdi. Hani Atatürk'ün ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim diye. Müthiş bir cümle. Müthiş. İçinde hepsi var. Olimpiyat ruhu var yani içinde aslında. Bir ilave daha yapayım. Yaklaşık 140 yıllık bir lisede okudum. Şu anda 140-145. Yılına doğru gidiyor. Trabzon Lisesi'ni 1924'te Mustafa Kemal Atatürk ziyaret ettiğinde lisemin anı defterine çok özel bir cümle yazdım. Ben bunu her yerde kullanırım. Fikri idman, bedeni idmanla muvazi gitmelidir. Yani fikri çalışmayla beden çalışması aynı paralelde gitmelidir diye o lisenin çocuklarına, gençlerine müthiş bir tavsiyede bulunuyor. Sporcu tamam, zeki, çevik tamam, ahlaklı tamam ama aynı zamanda bilgili de olmalıdır. Muazzam bir şey. Her ülkenin lideri böyle konuşmaz. Bizim böyle konuşan bir önderimiz var. Her cümlesi başlar. Dolayısıyla biz bu tesisleri yaparken bir şey daha korumaya, geliştirmeye çalışıyoruz. Onun da adı ne biliyor musunuz? Olimpiyat ruhu. Tesis yapacağız ama az önce söylediğim o unsurları sağladığımız ve yüklediğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz yoksa o zaman eksik kalır. Sadece tesislere olimpiyat verilmez. Bunu unutmayalım. Onun için olimpiyat ruhunu sağlayan aynı zamanda iyi yetişen sporcular, iyi yetişen ve spor bilinci yüksek bir toplumun varlığı size olimpiyatı kazandırır. Biz onun da temellerini atıyoruz. Atmaya da devam edeceğiz. Çünkü kaçırdığımız fırsatlar oldu farklı sebeplerden. Bu fırsatları bir daha kaçırmamak adına göreceksiniz. Allah'ın izniyle hak ederek, milletiyle 16 milyon yaşayanıyla hak ederek olimpiyatta İstanbul'u hep birlikte getireceğiz. Dolayısıyla bu manada olimpiyat branşlarına olan desteğimiz, yani burada bir futbol sahası yaparken arkadaşlarımın yanına diğer tesisleri eklemesi, buradaki atletizm pistini en nitelikli şekilde buraya yerleştirmesi, İstanbul'un 3 bölgesinde birini bitirdik, ikisi devam ediyor inşallah. Atletizm pistinin İstanbul'a kazandırılması, jimnastik salonlarının İstanbul'a kazandırılması yine bizim en önemli gündemlerimizin başında. Silivri'ye hizmet etmeye devam ediyoruz. Sosyal konutlarımızdan depremle ilgili süreçteki bütün işbirliklerine varıncaya kadar, kreşlerimizden İSKİ'nin yürüttüğü altyapı çalışmalarına, asfaltlamalarından köylerine olan ilgimize, köylülere dağıttığımız fide kampanyamızdan yine köylerin güzelleşmesine dönüp arkadaşlarımızın tespit ettiği her eksikliğe koşarak, coşarak dokunmanın keyfini, onurunu yaşıyoruz. Silivri ve bütün diğer 38 ilçe bizim ilçemizdir. İstanbul'u yaşanabilir, güzel bir ilçe, İstanbul'u yaşanabilir, güzel bir şehir hakkını kadim o kültürüne eklemeyi mutlak istiyoruz. Bu manada tekrar burada bu stadın açılışında sizlerle bir arada, herkesle bir arada olmaktan büyük kıvanç duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Umut ederim bu sene Silivri Spor için bir talihsizlik yaşandı. Bunu da hızlıca telafi eder. Hem ilçe belediye başkanı, hem ilçenin bütün siyasi ilçe başkanları, halkı yanında olur. Tekrar aynı profesyonel yılına döner el birliğiyle biz de yanında oluruz. Ve burada
yine profesyonelliklerdeki maçlarını izleriz. Ama onun yanı sıra bütün amatör kulüplere burada hizmet edilecek. 16 amatör kulübün kendi odalarının, birimlerinin olduğu alanlar, kondisyon merkezleri burada tesis edildi. Ben buraya geldiğimde Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı'nın aklından ne geçiyorsa ben de onları anlatmaya çalıştım. Mutlak şunları şunları ekleyin. Federasyonla konuşun, Amatör Futbol Federasyonu'yla konuşun. Talepleri dinleyin. Siz kendi çizgileriniz, mimari çizgilerle değil, onların ne yaşadıkları ve ne istediklerini mutlaka dinleyin. Hepsini düşünmüşler. Misafir takım gelirse nerede duracak, arabayı nereye park edecek, ev sahibi taraftar nerede olacak, ilave tribünle beraber çok daha zengin, yaklaşık 5000'e yakın kapasiteye ulaşan bir stat oluştu. Müthiş. İnşallah hepimize yakışan güzelliklerle müsabakaları izleyelim. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Emeğe geçen bütün yol arkadaşlarıma, ekibime de buradan teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli konuklarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledikten hemen sonra arkadaşlar sahnemizi boşaltırken